Şivanya, merak etme. Ritik kesinlikle iyileşecek. Yarası çok ciddi değil. Acısını hafifletsin diye doktor ona iğne yaptı. Hadi canım, sen de artık dinlenmelisin. Hayır anne, burada Ritik'in yanında kalacağım. Siz ikiniz gidip dinlenebilirsiniz. Hiç değişmeyecek misin? Hı? Anne lütfen. Evet tabii. Çünkü Ritik'i bizden çok seviyorsun. Tamam kızım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa lütfen bize haber ver. Üzgünüm Ritik, bu tamamen benim hatamdı. Hayır, sakın kalkma. Dinlenmelisin. Sen kimsin? Ritik, ben Şivanya. Senin karınım. Hatırlamıyor musun? Öyle mi? Ben evliyim ve bir karım var, öyle mi? Ama neden bir şey hatırlamıyorum? Sen neler diyorsun böyle? Hemen doktora haber vermeliyim. Çok acıyor. Neresi? İşte burası. Bir öper misin lütfen? Bana karım olduğunu söylemiştin. Belki o zaman iyileşir. Oh! Dalga mı geçiyorsun? Hasta olan kocanı mı dövüyorsun? Yaralandığımı görmüyor musun? Ayağım kayıp düştüm. Peşimden geldiğin için kayıp düştün. Evet, peşinden geldiğim için kayıp düştüm. İyi ama Ritik, aceleye ne gerek vardı ki? Çünkü sana bir şey söyleyecektim. Tam o anda düştüm. Ama biliyor musun, düştükten sonra gerçekten tuhaf bir şey oldu. Bir rüya gördüm. Rüya mı? Ne rüyası gördün? Hani sana daha önce bahsettiğim rüya. Hep aynı rüyayı görüyorum. Rüyamda yine kraliyet kıyafeti içindeydim. Doktorların söylediğine göre eğer bir insan hep aynı rüyayı görüyorsa çocukluğunda onu etkileyen bir olay olduğu anlamına gelirmiş. Sende de böyle olmuş olabilir ve fark etmeden etkiliyordur. Hadi şimdi bana rüyanı anlat. Rüyamda bir mabetteydim ve çok parlak bir nesne vardı. Elmastan daha parlaktı. Para. Para mı? Sana paradan bahseden oldu mu? Çok parlak bir nesneydi. Elmastan daha parlak bir nesne, öyle mi? Belki de incidir. Ne olduğunu ve isminin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer sen inci demek istiyorsan tamam, öyle olsun. Bunu bilemem çünkü daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Ama neyse, onu rüyamda görüyorum. Ve bir şey daha var derken bir ses duydum. Gelmek zorundasın, gelmek zorundasın diyor. Ve o inciyi benden başka kimsenin alamayacağını söylüyordu. Gelmek zorundasın. Onu ancak sen kurtarabilirsin. Onu sadece sen alabilirsin. Onu senden başka hiç kimse alamaz. Kim bilir? Belki de Ritik'in o kristalle geçmişten bir bağ var. Ritik, hadi sen biraz dinlen. Ben de gidip sana çorba getireyim. Tamam. Merhaba peder. Şivanya, çok önemli bir şey öğrendim. Yoksa Firavun faresinin kim olduğunu mu öğrendin? Onu gönderen kimmiş peder? O Firavun faresinin kim olduğunu biliyorum. Ancak güçlerimin bana söylediklerine göre Firavun faresi her kimse bu aileden biriymiş. Aslında bu aileyle bir akrabalığı varmış. Ya da kim bilir? Ailenin içinden biri de olabilir. Aileden biri mi? Ama böyle bir şey nasıl olabilir ki? Neden aileden biri Tanvi'yi öldürmek istesin? Tanvi'nin onlara ne gibi bir düşmanlığı olabilir ki? Düşmanları ve dostları bulmak her zaman çok zor olmuştur Şivanya. Hatta bazen düşmanlarını dostlarından ayıramazsın. Belki de gizli görevi olan bir kişi. Farklı ve eşsiz. Çok zeki de olabilir. Peki senin şüphe duyduğun biri oldu mu Şivanya? Hayır peder. Şüphe duyduğum biri olmadı. Evet, bu insanlar yılanı kesinlikle öldürmek istiyor. Ama ailenin bir üyesi başka bir üyesini neden öldürsün ki? Doğrusu buna inanamıyorum. Peki bu ailenin dışından birini hiç gördün mü Şivanya? Evet gördüm peder. Tanvi'nin evleneceği adam daha sonradan geldi. Hatta yurt dışından buraya geldi. Öyleyse onun eşyasından birini bana ver. Yüzüğü olabilir ya da saati, cüzdanı da olur. Sırrının ifşa olmasını sağlayacak her türlü şey olabilir. Ama unutma, bana getireceğin şey her gün dokunduğu bir şey olmalı. Sürekli yanında taşıdığı bir şey. Tamam efendim. Hemen kabire ait bir şey bulmam gerek. Onun saatini alacağım. Zaten en mantıklı olan saati. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.